Merhabalar, ben Oğuz. Bugün Naruto videoları serisinde Gaara'nın hayatıyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Sunagakure'nin bütçesindeki ağır kesintiler nedeniyle 4. Kazekage çocuklarından birinin köy için bir silah olarak hizmet etmesi için tek kuyruklu yani Shikoku'nun cin çürüksü yapmak istedi. İlk iki çocuğu Temari ve Kankuro Shikoku ile uyumlu değillerdi. Gaara yani 3. çocuğu çok uyumluydu. Bu nedenle Shikoku daha annesinin rahmindeyken Chiyo tarafından ona mühürlendi. Gaara normalden erken doğdu, annesi hayatını kaybetti doğumda. Ölmeden önce annesi Gaara'ya baktı, sevgi dolu baktı, onu her zaman koruyacağına yemin etti. Gaara hayatın ilk yıllarında gözetim altında büyüdü. Babası tarafından ninjutsu öğretildi, amcası tarafından bakıldı. Köyün etrafında dolaşmasına izin verildiğinde Gaara köylülerle bağlantı kurmaya çalıştı, onlara nazik davrandı, elinden gelen her türlü yardımı sundu. Ama Gaara bir cin çürüğüydü, bu nedenle köylüler ondan korkuyordu. Gaara insanlara zarar vermek istemiyordu ama zarar vermek istemese de yanlışlıkla kumlarıyla onları yaralayacak, hatta öldürecekti. Başkalarına verdiği bu acıyı anlayamıyordu çünkü kumu onu her türlü yaralanmadan koruyordu. 6 yaşındayken amcasından ona acıyı açıklamasını istedi. Amcasının açıklamalarına göre Gaara acıyı bildiğine inanıyordu. Kalbindeki dayanılmaz ızdıraptı bu. Amcası bir kişinin kanamasına neden olan fiziksel acının ilaç ve zamanla iyileşebileceğini, Gaara'nın yaşadığı gibi kalp acısının ise yalnızca sevgiyle iyileşebileceğini söyledi. Gaara bu açıklamalardan sonra zarar verdiği kişilere biraz sevgi göstermek için köye gitti. Ama bu çabaları sadece daha fazla korku ve nefretle karşılandı. Gaara kendisine neden canavarmış gibi davranıldığını anlamlandıramıyordu. Yaparken saldırıya uğradı ve o saldıran kişileri kumuyla ölümcül bir şekilde yaraladı. Saldıran kişinin maskesini çıkarttığında onun amcası olduğunu fark etti. Hayatı boyunca kendisini sevdiğini düşündüğü tek kişinin onu öldürmeye çalışması o kadar kötüydü ki harap olmuştu Gaara. Amcası bunun babasının tarafından kendisine verilen bir görev olduğunu, köyün konseyi Gaara'nın başarısız bir deney olduğuna, yaşamasına izin verilirse köye ve insanlara zarar vereceğine devam edeceğine karar verdiğini söyledi. Gaara kendisini seven birisinin bu emir yüzünden kendisini öldürmeye çalıştığını düşünerek teselli bulmaya çalıştı ama amcası ona yalan söyleyerek buna gönüllü olduğunu, annesinin ölümüne neden olduğu için Gaara'dan her zaman nefret ettiği konusunu söyledi. Annesi de Gaara'yı sevmemişti. Ona kendisini seven bir katliam ifadesini takmıştı. Daha sonra kendisini patlayıcı etiketlerle havaya uçulmadan önce Gaara'ya lütfen öl dedi. Gaara burada patlamadan kurtulmayı başardı. Bunu kumu sayesinde değil Shikoku sayesinde yapmıştı. Önem verdiği her şeyi kaybetmişti artık. Ondan itibaren Gaara artık sadece kendisini severek yaşayacaktı. Bundan dolayı da alnının sol tarafına aşk anlamına gelen kanjiyi kazımak için kumunu kullandı. Kederden bunalan Gaara Shikoku'ya dönüştü ve köye saldırdı. Köy, sonraki yıllarda Gaara'ya 5 suikast girişimi daha ayarlayacaktı. Bunların hepsinden kurtulmayı da başaracaktı Gaara. Sürekli kendisine odaklanmasından dolayı güçlerine hakim olmayı öğrendi. Köyün olmasını istediği ölümcül imha silahı haline geldi. Böylece köy artık onu öldürmek değil, kullanmak isteyecekti. Kardeşleriyle beraber Chunin sınavlarına katılmak için Konoha'ya gönderildi. Geldikten kısa bir süre sonra takım 7 ile savaşmaya başladı. Gaara ve Sasuke birbirlerinden etkilenmişti, birbirlerinin kim olduklarını merak etmişti. Chunin sınavlarının ilkini geçmeyi başardı. İkinci aşamada kardeşleriyle beraber ölüm ormanına girdi. Aslında burada savaşlarda öncelikle karşı takımın hangi parşömene sahip olduğunu bilmeleri gerekse de Gaara bunu umursamadan direkt savaşmak istiyordu. Böylece bir kişi hayatını kaybetti, parşömeni de teslim aldılar. Parşömeni teslim etmelerine rağmen Gaara rakiplerini öldürdü. Daha sonra takım 8'e saldırdı ama onları öldürmekten vazgeçti. En sonunda rekor bir süreyle bu görevi tamamlamayı başardılar. Gaara'nın kıyafetleri üzerinde zerre kadar toz bulunmuyordu. Gözetmenlere göre daha deneyimli ninjalar için bile neredeyse imkansız bir olaydı bu kadar kolay geçmeleri bu aşamayı. Artık bir sonraki aşamada birerli dövüşeceklerdi. Gaara Rakli ile eşleşti. Rakli hızlı olmasına rağmen Gaara'nın kumu daha hızlıydı, bütün saldırıları engelliyordu. Rakli kullandığı ağırlıkları attı, bu nedenle daha hızlı oldu ve Gaara ile daha hızlı bir şekilde savaşmaya başladı. Ama bu hızı onun için yeterli değildi. Gaara onu yakaladığı anda kolunu ve bacağını ezdi.
gittiğinin ninja hayatı neredeyse sona erecekti bu yaralardan ötürü. Dövüşün kazananı Gaara olmuştu. İçinde gerçekleşecek finallerde ilk rakibinin Sasuke olacağı bilgisi verildi. Gece Gaara Sasuke'yi öldürmek isteyen başka bir ninja tarafından saldırıya uğradı. Gaara hemen Shikoku'ya dönüştü ve bu kişiyi öldürdü. Gaara bu son final savaşında bir istila olacağı bilgisini aldı. İstila olduğu sırada kendisi Shikoku'ya dönüşecekti. Böylece köye saldıracaktı. Finallerden bir gün önce hastanede yatan Rock Lee'yi gördü, onu öldürmeye çalıştı ama durduruldu. Sasuke'nin kendisi gibi nefret tarafından yönlendirildiğini, bu nedenle şimdiye kadar karşılaştığı en büyük zorlu rakip olacağını düşünüyordu. Buna dövüşmek için hevesliydi. Dövüş zamanı geldiğinde Gaara gergindi. Dövüşleri başladı. Gaara kendisine kumlardan siper yaparak Shikoku'ya dönüşecekken Sasuke Chidori'si ile kumları deldi ve kolundan yaraladı onu. Gaara ilk kez kendi kanını görmüştü. Korktu ve dönüşümü iptal etti. O kadar sinirlenmişti ki köyün istilasına planlandığı gibi katılmadı. Mori ve Kankuro'ya onu köye geri götürmeleri söylendi. Noha'dan uzaklaşırken dövüşlerini bitirmek isteyen Sasuke ile tekrar karşı karşıya geldi. Burada Sasuke ile dövüş kaçınılmazdı. Gaara tık dönüşümünü engelleyemiyordu. Shikaku'ya dönüşüyordu. Tam Sasuke'yi öldürecekken Naruto araya girdi. Sasuke'nin hayatını kurtardı. Naruto ilk başta Gaara'yı tanımadı. Tanıyınca da geri çekilmeye çalıştı. Gaara tekrar Sasuke'nin peşine düştü. Burada da Sakura tarafından durduruldu. Sakura'yı bir ağaca bağladı, tekrardan saldırmaya başladı. Gaara artık dönüşümünü tamamlamak üzereydi. Artık Gaara kendisini uyutmuştu. Vücudunun kontrolü tamamen Shikaku'ya devredilecekti artık. To Gaara'yı uyandırmaya çalışıyordu. Gaara uyanırsa vücudunun kontrolünü geri kazanabilirdi. Buradaki dövüşte sona erebilirdi. To bunu başardı ve Gaara'nın dönüşümünü engelledi. Naruto'nun nasıl bu kadar güçlü olabildiğini anlamlandıramıyordu. Bu kaybın kendi varlığı için ne anlama geldiği konusunda da endişeliydi. Naruto Gaara'ya doğru süründüğünde Gaara yanına yaklaşmaması için çığlıklar atıyordu. Naruto ona aynı onunki kadar yalnız bir çocukluk geçirdiği için yalnızca Gaara'ya sempati duyduğunu söyledi. Naruto Sasuke Sakura gibi arkadaşlar bulabilmişti ve bu arkadaşları için yani onları korumak için her şeyi yapacaktı. Bu Gaara'yı öldürmesi anlamına gelse bile. Gaara Naruto'nun gücünün arkadaşlarına olan sevgisinden geldiğini anlayınca şaşırdı ve yenilgiyi kabul etti. Tamari ve Kankuro onu aldılar ve eve taşımaya başladılar. Yol boyunca Gaara onlardan özür diledi. Konoha'nın işgali başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Konoha ve Suna müttefik oldular. Köyü her iki köye de Orochimaru saldırmıştı, ortak bir düşmanlıkları vardı. Ne bu Orochimaru olayından ötürü bir yardım istendi. Gaara da Rock Lee'yi Kimimaro'dan korumak için geldi. Geldiğinde Rock Lee'ye son görüştüklerinden daha yavaş olduğunu söyledi. Rock Lee'ye göre ise bunun nedeni Gaara'dan aldığı yaraların çok ağır olmasıydı. Gaara bu konuda kendisini suçlu hissediyordu. Rock Lee'nin daha fazla yaralanma riskini almaması için Kimimaro ile tek başına savaşmakta ısrar etti. Efsane bir savaşın ardından onu yenmeyi başardı. Anime'de Gaara ve kardeşleri Suna'nın Konoha'dan ilham alan yeni Ninja Akademisi'ne ders vermek için gönüllü oldular. Akademideki öğrencilerin çoğu Gaara'dan korkuyorlardı. Ninja silahları ders sırasında ondan kaçınıyorlardı. Ama bu olaylardan sonra Gaara'nın fikri de değişmişti, insanların ona karşı tutumları da.